Şivanya bir yılan mı? Şivanya. İyileştin mi? Çok mutluyum. Sesha. Sen olmasan hayatta olmaz. Çoktan ölmüş olurdu. İntikamımı alamazdım onlardan. Şekil değiştiren yılanların hikayesi yarım kalırdı Sesha. Hala bitmemiş bir işimiz var Şivanya. Bunu birlikte yapacağız Şivanya. Eve gitmelisin. Yoksa iki yılanın kurduğu intikam tuzağı ortaya çıkar. Şivanya döndü. Şükürler olsun Tanrım. Şeleş! 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 Uyan! Çabuk uyan Şeleş! Şeleş uyan! Ne oluyor? Ne oluyor? Hayalet mi gördün? Gece gece niye bağırıyorsun? Yılan gördüm. Yılan gördüm diyorum. Onu gördüm. Tamam, sakin, sakin. Şimdi bana ne gördüğünü tam olarak anlat. Hadi. Şivanya. Bir yılan. O bir yılan. O bir yılan. Yoksa sen hayal mi görüyorsun? Onu kendi gözlerimle gördüm. Neden inanmıyorsun? Şivanya bir yılan. Kafayı yemişsin sen. Tamvin'in ölümünden sonra hayaller görmeye başladın. Her yerde yılanlar görüyorsun. Boş konuşuyorsun. Uykumu da mahvettin. Bekle, dinle beni Şeleş. Onu kendi gözlerimle gördüm. Önümde bir yılana dönüştü. Yani Tanvi haklıydı. O bana gelmişti. Ama ben başka şeylerle meşguldüm. Kesin Şivanya'nın bir yılan olduğunu gördü. Dehşet içindeydi. Ama ben onu dinlemedim. Kendini düşünmekten fırsatın olmuyor. Unut gitsin. Ne yapacağız şimdi? Ne yapalım? Anki'ye gidelim. Pekala, o da geliniyle gurur duysun. Benim gelinim, benim gelinim. Ve Yamini yenge. O kız için Tanvi'den vazgeçmişti. Gidip söyleyeceğim. O kız yılan diyeceğim, yılan. Düşmanınız diyeceğim. Hadi gidiyoruz. Evet, hadi. Hemen gidelim. Ramya, delirdin mi sen? Ne diyorsun? Şivanya bir yılan mı? Yenge, yalvarırım, inan bana. Onu yılana dönüşürken gördüm diyorum. Yeter Ramya, yeter. Gelinimle ilgili tek bir kelime daha duymak istemiyorum. Ondan daha önce şüphelenmiştik ve Gurumaya doğru olup olmadığını sormuştuk. Sırf senin yüzünden. Bir daha olmaz. Bu olmayacak. Evet Ramya, bu dediklerine inanamam. O benim gelinim. Onu sürekli suçlamaya çalışman hiç hoş değil. O bizim hayatımızı defalarca kurtardı. O benim oğlumun şansı, yılan değil. Yılan olsaydı oğlumun hayatını defalarca kurtarmazdı. Aklını kaçırmışsın sen. Yenge, bir dakika. Ramya böyle söylüyorsa en azından kontrol edelim. Şeleş, o yılan olsaydı çoktan bizi ısırmıştı. Evimizde yaşıyor. Birçok fırsatı vardı. Beni çoktan ısırmıştı. Abi, unutmamalısın. Viren ve Suriye intikam için ısırdı. O doğru zamanı kolluyor. Ve sizi ısırmıyorsa kesin bir nedeni vardır. O kılık değiştirebiliyor. Ramya, yılan böyle şeyler yapmaz. Yılan için sadece av vardır. Abicim, buraya senin iyiliğin için geldik. Gerisi size kalmış. Biz sizi düşünüyoruz. Peki. Dediğine göre Ramya, Şivanya'yı dün gece evden çıkarken gördü, değil mi? Ama Şivanya evdeydi. Yenge, kendi gözlerimle gördüm diyorum. Onu yılana dönüşürken gördüm. Hem bir kere sorsanız ne zararı olur ki? Hayır Ramya, yeter. Dostum Anki, dinle beni. Ramya neden yalan söylesin? Dinle, çok şey yaşandı. Biz kızımızı kaybettik. Bak, yılanın kimseye zarar vermesini istemiyorum. Dinle beni. Neden bir kere kontrol etmiyoruz? Tamam.
Siz ikna olun diye Şivanya'yı aşağı çağıracağım. Ama unutmayın, eğer yılan değilse... Kabul. Biz buradayız. İstediğini yapabilirsin. Ritik oğlum. Şivanya nerede? O üst katta anne. Şivanya, aşağı gel. Ramya, Şivanya aşağı gelecek. Aynı zamanda gerçekler ortaya çıkmış olacak. Herkes burada. Şeleş ve Anki ortalığı yine karıştırmak mı istiyor? Ne oldu anne? Kızım sen... Biz her şeyi biliyoruz. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Neden bu ailenin peşindesin? Evet, evet. Bu soruları cevapla. Anlat. Kimsin sen? Dinle Şivanya. Ramya seni yılana dönüşürken görmüş. Onlar senin bütün gerçeğini biliyorlar. Anlat. Kimsin sen? Yılan mısın? Yine yalan söyleyecek. Bizi kandıracak. Onu kendi gözlerimle gördüm. O bir yılan yenge. O bir yılan. Görünüşe göre bu evdeki görevim sona erdi. Sırrım açığa çıktı. Onlardan bir yılan olduğumu nasıl gizleyeceğim? Siz ne diyorsunuz? O benim karım. Ona nasıl iftira atıyorsun? Sen anne. Anne, Şivanya'yı nasıl suçlarsın? O senin gelinin. Tami düğünden kaçınca o benimle evlendi anne. İtibarımı ve hayatımı kurtardı. Herkese destek oldu o anne. Sizce o yılan mı? Anne nasıl böyle düşünürsün? Bunca şeye rağmen hala beni savunuyorsun. İnsan mısın yoksa melek mi? Ritik oğlum, bu yılana sakın aldanma. Yılanlar karşısındakini aldatmayı iyi becerir. Hem insanlara büyü yaparlar. Bu sen değilsin oğlum. Sana bunu büyü söyletiyor. Denge lütfen. Karım hakkında kimse böyle konuşamaz. O bir yılan değil. Asıl o senin karın değil. O yılan, yılan intikam için geldi. Gör bak, buradaki herkesi tek tek öldürecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.